Birkaç kişinin durumu çok kötüydü. Ama onları da serum bağladılar. Durumları iyi şu anda. Ah Allah'ım çok şükür Demir. Çok şükür kimseye bir şey olmadığını öyle sevindim ki. Zaten rezil olduk. El alemin diline düşeceğiz Yamanların huğularına hastalık girdi diye. Anne büyütülecek bir şey yok. Herkesin durumu iyi. Gafur nerede? Demir oğlum ben su depoları yaptırıyorum. Şebeke suyu bağlanıncaya kadar oradan idare etsinler. Herkese de haber verdim. Deredeki suyu kullanmayın diye. Alo. Alo duyuyor musun? Ses kesiliyor oğlum. Anne ben seni duyuyorum. Gafur nerede diyorum. Böyle bir zamanda nereye kayboldu bu adam? Alo sesin kesildi yavrum. Alo anne. Anne duyuyor musun? Bak huğulara gitme. Oradan uzak dur tamam mı? Sakın gideyim deme. Hay Allah. Hat kesildi. Alo. Alo anne duyuyor musun? Zaten sağlık müdürleriyle irtibat halinde olacağız. Yatan hastalarla ilgili gerekli bilgileri ben size aktaracağım. Sağ olun. Yalnız rica ediyorum devletin imkanı bu kadar demeyin. Ne icap ediyorsa yapılsın. Bütün masraflar bana ait. Size nasıl teşekkür edeceğimi bilemiyorum. Ne demek başhekim? Bu insanlar bizim. Ben teşekkür ederim size. İyi günler. Gelsene Züleyha. İyi misin? İyiyim, sağ ol. Pek öyle görünmüyorsun ama. Yok, iyiyim. Dün gece çocukları öyle görünce bir kötü oldum da daha iyiyim şimdi. Dün gece buralarda mı kaldın? Hı hı. Abinle mi? Evet. Niye? Neden dönmedin konağa? Yanımızdaki ailenin bebeği rahatsızlandı da ona bakmak için kaldım. Sever misin kitapları? Vakit buldukça okuyorum. İstersen alabilirsin onu. Sağ olun, bunu okudum. Sevdin mi peki? Ahmet Hamdi Tanpınar. Severim. Hepsini okudum. Yılmaz Adana'ya niye gitti? Bilmem. Adana'ya mı gitti? Evet. Dün izin istedi benden. Adana'da işim var demişti. Bilmiyorum. Benim haberim yok. Çalmamı istediğin başka bir şey olursa söyle. Yok, benim için fark. Züleyha? Ne oldu, neyin var? Züleyha, iyi misin? Ay, iyiyim. Al şunu. Yok, kirlenmesin. Kirlenirse kirlensin, al şunu. Yoksa sana da mı hastalık bulaştı ha? Hadi dönelim hastaneye. Yok, lüzum yok, iyiyim ben. Ama bembeyaz oldun. Yok, iyiyim, iyiyim. Ateşin mi var senin? Dur bir saniye Züleyha. Yok, iyi. Ateşin yok. Derin derin nefes al, temiz hava iyi gelir. Halsiz misin? Yok, iyiyim. Uyumadım ya sabaha kadar, ondandır. Buz gibi olmuş. Yılmaz abinin ceketi kaldı orada. Tamam. Sorun etme. Ben aldırırım daha sonra. Yok, istemez. Züleyha, üşüdün. Hasta olacaksın. Hadi gel. Hadi. Hoş geldiniz. Hoş bulduk, merhaba. Merhabalar. Hadi geç otur şöyle. Demir Bey, hakikaten iyiyim ben. Gidelim lütfen. Geç otur şöyle, dinlen biraz. Demir Bey, iyiyim ben. Gerçekten iyiyim. Gidelim bence. Ama açsın. Biraz dinlen, sonra gideriz. Aklım çiftlikte kaldı ama. Teyzem, çorban var mı? Var, olmaz mı? Taze pişirdim. Getireyim de sıcak sıcak için. Hadi getir de içelim o zaman. Hadi gel. Buyur, çay. Battaniye var mı? Var, getireyim hemen. Maşallah, ne güzel kızmış. Allah mesut bahtiyar etsin sizi. Uyuyakalmışım. İhtiyacım vardı demek. Dinlendin mi bari biraz? Hı hı. Hadi gidelim o zaman. Sağ olasın, yolun açık olsun. Sen de sağ olasın ağam. Geçen akşam Yılmaz'la konuştuk biraz. Çiftlikte kalmak istemiyorum, buradan gitmek istiyorum demişsin. Evet, pek alışamadım buraya ben ondan. Çok mu üzüyorlar seni? Kimler? Züleyha, sizi kimsenin üzmesine izin vermem. Ben hiçbir yere gitmeni istemiyorum. Burada benimle kalmanı istiyorum. Ha, Yılmaz değil mi o? Çiftliğe gidiyor galiba. Oh be Demir Bey, sonunda. Bilsene Yılmaz. Ben arkaya geçeyim. Ne yapıyorsun? Otur otur. Yılmaz, niye bekliyorsun? Bilsene. Siz gidin Demir Bey, geldim sayılır zaten. Yılmaz hadi bin. Bin arabaya hadi. Ne yaptın? Halledebildin mi işlerini? Hallettim Demir Bey, sağ olun. Siz nereden böyle? Adana'dan. Adana'dan mı? Ne işiniz vardı ki Adana'da? Oğullara salgın hastalık bulaşmış da hastaları hastaneye götürdük. Öyle mi, geçmiş olsun? Nazire ablanın bebeğini de götürdük. Züleyha, sen git dinlen. Bu arada çok teşekkür ederim. Çok yoruldum gerçekten. Ben teşekkür ederim. Ceketiniz. Rica ederim. Seninki hastanede kaldı. O kargaşa da unutmuşum. Olsun, önemli değil. Kenan, Yılmaz'a hemen bir ceket getir. Hemen al. Çabuk çabuk. Buğularda olacağız. Ver. Al. Tamam. Bu iyi. Hastane sevki lüzum yok. Peki. Vaziyet nedir Sabahattin? Vallahi kontrol altına aldık Demir. Aşı işi de bitti mi tamam. Karantinaya lüzum kalmadı. Aşılanmayan kimse kalmasın ha. Tabii tabii. Demir. Bilmiyordum. Annen oğulları aşılasın demiş. Ama Şermin bana söylemeyi unutmuş. Yılmaz, her şey düzene girene kadar burası sana emanet. Emir komuta sende. Merak etmeyin Demir Bey. De, Gafur bir şey söylemesin sonra. Gafur ne söyleyebilir ki Yılmaz? Bu rezaletin müsebbibi o değil mi zaten? Akılsız herif. Neyse, konuşacağım ben onunla. Bak, kimse aç kalmasın. Sebahattin'in de başı kalabalık. Onlara düzenli yemek gönder. Tamamdır. Kendine de dikkat et. Sen de hastalanma. İbo, gel. Emret Bey. Şu Gafur'u çağır da sağlık çadırına gelsin hemen. Vallahi Gafur ağam yok beyim. Nasıl yok? Nerede? Kardeş buyur. Allah ne verdiyse. Sağ olasın. Allah razı olsun. Yolculuk nereye? İstanbul'a. Ziyaret mi? Yok. İş. Çok mühimmiş. Hoş geldiniz Demir Bey. Gafur nerede? Gafur? Gafur şeyde. Ben İstanbul'a yolladım. Kızım hadi annemin yemeğini hazırlayın. Hadi sen de yardım et. Çabuk çabuk çabuk. Ne yapmaya gönderdin? Sirkeci'deki Han bir müşteri çıkmış. Ben de git bir bak dedim. Han'a müşteri mi çıktı? Bana niye söylemiyorsun? Yavrum senin bir sürü işin var. Bunlarla mı uğraşacaksın? İyi de bunun için İstanbul'a göndermeye ne lüzum vardı? 1000 tane adamım var benim. Bir telefonla hallederdim. Hadi anneciğim tamam gel şimdi yemeğimizi yiyelim. Hadi gel. Bu Gafur'la olmaz. Sen de gördün böyle bir idare tarzı olur mu? Demir, çok yorgunum anneciğim. Ne olur bu gece konuşmayalım. Hadi gel yemeğimizi yiyelim. Ama anne konuşmamız lazım. Söylediklerimi yapmadığı için onca insan hasta oldu. Gafur'la mı devam edeceğiz? Buraya doğru dürüst bir idareci bulana kadar çiftliğin başına Yılmaz'ı getireceğim. Çişim geldi. Çişim. Tamam anneciğim. Tamam. Tamam bir tane. Tamam bırak elim anneciğim. Anne bırak. Ah güzelim. Tamam. Dur anneciğim. Anneciğim dur canın yanacak bak. Dur giydireyim şunu. Ben bugün sütlacımı yedim mi? Yedin anne. Erken yedirdim ya sana. Dur anne. Anne dur. Ay Bağırma. Korkuyorum. Bağırma. Çok özür dilerim. Tamam anne. Özür dilerim. Tamam canım benim. Geçti canım. Tamam. Geçti. Sen bu hale gelecek kadın mıydın? Suadiye'nin en güzeliydin sen. En güzel azizesi. Ben mi? Sen ya. Öyle muhteşemdin ki anne. Ben sana hayrandım. Otur bir tane. Bak, şimdi ben senin annen oldum. Sen de benim kızım. Ben bugün sütlacımı yedim mi? Yedim anne. İsviçre'ye mi? Tabii git kızım. Kayak yapmayı öğrendin mi iyice? Ay düşüp Avrupa sosyetesine rezil olma oralarda. Betül. Bak kılığına, kıyafetine itina et anneciğim. Heh. Meşhur ailelerin çocuklarıyla tanışırsın orada. Giyim kuşamınla. Güzelliğinle göz kamaştır. Bak ne diyeceğim. Şöyle soylu bir ailenin oğluyla nişanlanıp geliyormuşsun mesela. Ha? İngiliz veya Fransız bir çocuk mesela. Hünkar yengen var ya, çatır çatır çatlar artık. Hadi kapatıyorum. Baban dik dik bakıyor çok yazdı diye. Öptüm anneciğim. Baban da öpüyordur herhalde. Mikroplu dolaşma evde. Bir banyo yapsaydın. Hastalık taşıyacaksın. Kızını da kendine benzettin sonunda değil mi? Sana mı benzeseydi? Sana cevap vermeye tenezzül bile etmiyorum Şermin. Aman verme. Yarın Betül'e 5000 frank gönder yeter. Nereden bulacağım 5000 frank? Orasını bilemem Sabahattin. Ben hiç bilemem Şermin. Yamanların kızı olan sensin. Varlıklısın. Anlı şanlı aile kızısın. Ben kimim ki? Gariban bir doktorum. Çamurlu ayaklarınla girme salona. Sabahattin. Sizin için ısmarlamıştım Betül'e. Yengeme Paris'in en meşhur mağazasından aldım dedi. Ay ne güzel. Gelinime vereyim ben bunu. Ay senin gelinin de mi var? Yerim ben seni Hamineciğim. Al anneciğim, aç. Maşallah ateşlenmedi yenge. O kadar da soğuk suda kaldı. Al bunu sakla, kimse görmesin. Ne zahmet ettin Paris'ten eşarp falan, ne gerek vardı? Aşk olsun yenge. Ya benim size küçük bir hediye vermem için bir sebep mi lazım? Çok zarifsin. Betül'e teşekkür ettiğimi söylersin. Söylerim. Kalkayım ben artık. Adana'ya ineceğim bugün. Bir şeye ihtiyacınız var mı? Yok, yok sağ ol. Aa, yengeciğim, sizden bir şey rica edebilir miyim? Demir'e söyler misiniz? Bana 5000 frank hazır etsin. Hesabıma mahsuben. Ay hay Allah. Hesabına mahsuben borcum da bir hayli birikti. Ama mühim değil. Demir'e söylerim hazırlar. Üzülme. Teşekkür ederim. Gördün mü anneciğim? Eşarbın neden geldiği belli oldu. Hadi gel sen de benimle. Yok Demir Bey, teşekkür ederim. Uçmak istiyorum dememiş miydin? İşte sana fırsat. Hadi gel. Korkuyor musun yoksa? 3000 metreye çıkacağız. Eğer korkuyorsan ısrar etmem tabii. Hoş geldin. Hoş bulduk. Canım benim. Ne sevindim seni gördüğüme. Ay ben de. Çok uzun zaman oldu görüşmeyeli. Gelmedin, bizi unuttun diyeceğim de. Geç buyur. Kaç aylık oldu? Bu haftayla 6. Ah maşallah, Allah nazardan saklasın. Amin. Ay bir de bu sırt ağrıları olmasa. Kolay mı? Büyüyor annesi. Hadi geç geç. Aşermeler de bitmiştir. Ay şükür bitti. Çok çektim ama. Nasıl? Yerleştiniz mi İstanbul'a? Ay nerede hayatım? Yani gönlümüze göre evi anca bulduk. Rüştü şimdi içini yaptırıyor. Daha buradasın yani. Birkaç gün daha. Sonra döneceğim. Aa kalsaydım biraz. Hasret giderirdik. Filiz Adana'da dediler. İnanamadım. Ha, imkanı yok, gelmez dedim. Niye gelmeyeyim Şermin? Nihayetinde yıllarca yaşadım burada. Yaşadın da yaşamak denirse. Adana görsün bakalım. Hünkar Yaman'ın eski gelini doğurabiliyor muymuş? Sade Adana mı görsün? Sen giderken ardından kına yakanlar görmesin mi? Göstereyim. Bir baştan bir başa sadece uçaktan görebilirsin. Bak, şurada bir dere var, gördün mü? Orada da bir baraj. Dereden baraja kadar her yer benim. Uçmayı niye seviyorum biliyor musun Yılmaz? Çünkü her şeye hakim olduğumu bana hatırlatıyor. Uçarken hakimiyet bende. İnsan yerdeyken bunu hissedemiyor. Nasıl? Oğullarda yoluna girdi mi her şey? Girdi Demir Bey. Abdesthaneler yapıldı, temiz su getirildi. Her şey yolunda. Gafur'un yüzünden garibanlar ölecektir. Akılsız. Ortalıkta da yok şu an. Annem İstanbul'a göndermiş. İstanbul'da? Bir mülk işi verdi de. Aslında hiç gerek yoktu ama. Hünkar Hanım'ın yaptıklarına bazen akıl sır ermiyor işte. Demir Bey, izniniz olursa ben bir postaneye gideyim. Mektup atacağım mı? Olur olur. Bana mektup geldiyse onları da al Yılmaz. Allah tuttuğunu altın etsin. Allah ne muradın varsa versin Züleyha. Kucağına da bebe çok yakıştı. Rabbim tez zamanda sana da verir inşallah. Al abla sen bunu. Ben çiftliğe gideyim. Merak ederler. Zaten huzur vermiyorlar. Saniyeler mi? Huzur vermez onlar kimseye. Konaktasın diye ne kıskanıyorlardır şimdi seni. Ben çok meraklıyım sanki konakta olmaya. Hadi görüşürüz. Görüşürüz. Benim yenge, benim. Yılmaz. Yılmaz. Sesini duydum ya, şükür Rabbime. Nasılsınız oğlum? Aklımız sizde kaldı. Züleyha nasıl? İyiyiz yengeciğim, sağ olasın. İyiyiz biz. Züleyha da iyi. Siz nasılsınız? Ustam nasıl? Keşke onunla da konuşsam şimdi. Usta Sirkeci'ye gitti oğlum. Yenge bizi... Arif soran hiç gelip giden oldu mu? Polis geldi bir kere sordu. Başka soran olmadı. Veli de uzak duruyor zaten. Başka ses seda çıkmadı oğlum. Yenge bir şey söyleyeceğim şimdi sana. Eğer gelip giden olursa, bizi soran olursa... Alo, duyuyor musun beni? Alo? Alo. Alo. Buyur evladım. Teyzem merhaba. Ben Yılmaz'ı arıyordum da. Yılmaz Akkaya. Arkadaşıyım. Tek mil kireç bağlamış be abla. Gafur limon tuzu aldıydı. At içine bir avuç. Çözer mi? Çözer, çözer. Esasında sirke daha iyi çözer mi? Kalmamış. Unutturma, aldıralım. Koy onu, içine de suyunu ekle. Vur ocağa kaynasın. Öyle föşür föşür edecek birazdan. Hayırdır? Vahiy mi inecek hamineye yemek getirin diye? Kız haydi zil çalıyor, haydi büyük hanım bekliyor, çabuk. Ağır ağır ağır. Ya teyzem niye zahmet ettin? Zaten hastanız var. Yılmaz'ımızın arkadaşı fakirhanemize gelmiş. Bir kahvemizi içmeden olur mu hiç? Allah razı olsun. Ayhan Usta. Bu bey Yılmaz'ın arkadaşıymış. Buraya yolu düşmüş. Amcam. Tertibim olur benim Yılmaz. Kardeş gibiydik askerde. Geçmiş olsun amcam. Allah acil şifalar versin. Demek ki Yılmaz kaçmaya mecbur kaldı. Ya sorma evladım, sorma. Su mu? Su mu istiyorsun? Dur vereyim, dur. Gel. Al. İstemiyorsun. Aa, acıktın mı yoksa? Gözünü seveyim, sabret. Şimdi koydum çorbayı ocağa. Züleyha'ya sevdası yüzünden neler geldi Yılmaz'ın başına, neler. Yok yere kanun kaçağı sayıldı. Gerçi o da gariban bir kızcağızdı. Ona da suç bulmamak lazım. Ne diyorsun? Kurban oldum. Ha? Ağzı dili yok ki derdini anlatsın. Teyzem, Züleyha Yılmaz'ın kız kardeşi değil miydi? Yok, yavuklusuydu. O hadise olmayaydı, nişanı yapacaktık. Su gibi kızdı. O abisi yok mu? Ah boyu posu devrilsin onun. Veli denen mendebur, kızı itin tekine satınca... Yılmaz da Züleyha'yı kurtarmak için elini kana buladı. Ah Yılmaz'ım, ah! Mahkemesi? Mahkemesi falan olmadı mı? Mahkemeye çıksaydı Naci'nin kardeşleri hiç onu yaşatırlar mıydı? Hepsi it kopuk, hepsi çete. Ayhan Usta, Ayhan Usta elinde avucunda ne varsa hepsini Yılmaz'a verdi. Kaç, git, kurtar buradan canını dedi. Züleyha da peşinden gitti. Durduramadık. Ve işte olan da bize oldu. Hayır teyze, sen oldun. Naci'nin haydut kardeşleri tamirhaneyi bastılar. Yılmaz'ın yerini öğrenmek için Ayhan Usta'nın ağzından burnundan kan getirdiler. Ekmek teknemizi başımıza yıktılar. İpne indirdiler dağ gibi adama. Çok geçmiş olsun. Ya limon tuzu vardı da onu aldım. Nerede? Ne yapacaksın limon tuzunu? Lazım işte Gülten. Söylesene ne yapacaksın? Gülten lazım. Buldum buldum. Yengem kavanoza koymuş. Züleyha buldum. Arama arama. Arama, arama. Kese kağıt nerede? Oğlum bak hele. Buyurun efendim. Bana bir tane küçük, bir de ızgara yaptır. Pirzola. En az 5 kemik olacak ha. Kısma. Para mühim değil. Hadi bakayım. Tabii efendim. lazım. Züleyha'm. Gafur İstanbul'a gitmiş. Bizi mi sordu acaba? Yo. Büyük hanım onu bir mülk işi için gönderdi. Bizle alakası yok yani. Yok. Gel hadi otur. Ya varsa? Nasıl varsa? Ne bileyim ya. Gafur bize taktı ya. Şimdi gitmişken kurcalamıştır. Zaten bizim mahalleye girerse her şeyi öğrenir. Gitmemiş ki Züleyha. Ben Naime Hengem'le konuştum. Öyle mi? Aha. Nasıllarmış? İyiler iyiler çok şükür. Çok konuşamadık, hat kesildi ama gelen giden yok dedi. Ben de çok fazla kalamayacağım. Saniye cadısı beni göz hapsine aldı. Sürekli göz üstümde ya. Kıskanıyorlar seni güzel gözlüm benim. O yüzden öyle yapıyorlar. Merak etme, yakında alışırlar. Alışmasınlar Yılmaz, lüzum yok. Zaten gitmeyeceğiz mi? Bir an evvel şu çarşamba gelsin, hüviyetimizi alalım. Perşembe herkes uyurken kaçıp gidelim buradan. Acele etmeyelim güzel gözlüm. Gideceğiz tamam. Ama öyle apar topar gitmek bize yakışmaz ki. Kaçar gibi. Yakışmayacak ne var Yılmaz? Bu insanlarla bizim bağımız ne? Züleyha öyle deme. Ekmek yediğimiz yer burası. Bak bu insanlar bize güvendi. Konağı aldı. Hamine'yi bile emanet ettiler bize. Öyle bir al ısmarladık demeden gitmek olur mu? Yakışır mı mertliğe? Bizim aşkımızdan, hayatımızdan önemli mi? Ben öyle bir şey mi söyledim şimdi? Yapma böyle, kurban oldum. Niye böyle yapıyorsun? Seni ne kadar çok sevdiğimi bilmiyormuş gibi davranma şimdi. Madem beni çok seviyorsun o zaman buradan gidelim. Perşembe gecesi gidelim. Züleyha, paramızın hepsini hüviyete verdik. Biraz daha çalışalım, elimize avucumuza para gelsin, ondan sonra gideriz. Ya biz alacağımızı aldık buradan. Başka yere gider, çalışır, kazanırız. Senin içine sinmeyen ne? Ekmek verdilerse hayrına mı verdiler bize ya? Neyin var senin Züleyha? Ben sana gitmeyeceğiz mi diyorum? Gideceğiz elbet, kazık çakmadık ki buraya. İnsan gibi rızalarını alalım, gidelim diyorum. Ya ben rıza falan istemiyorum, dayanamıyorum artık Yılmaz. Anlamıyor musun? Dayanamıyorum. Züleyha. Züleyha. Züleyha'yı buradan göndermeye hiç gönlüm yok aslında. Kız sana ne güzel bakıyor değil mi anneciğim? Gafur bir gelsin bakalım ne haberle gelecek. Ben de seni seviyorum anne. Züleyha! Dur! Bırak. Dur buraya gel. Senin bana söylemediğin bir şey var. Evet var. Söyle o zaman. Demir Bey mi bir şey yaptı sana? Demir Bey ne yapacak bana ya? Söyle o zaman, peşinde biri mi var? Ne var söyle. Yok öyle bir şey. Nereden geliyor aklına bunlar? Niye o zaman durduk yere gidelim diyorsun? Ya korkuyorum Yılmaz, anlamıyor musun? Korkuyorum. Neden korkuyorsun? Ya kaçaksın, aranıyorsun. Valiyle, devletle, kaymakamla iç içe bunlar, görmüyor musun? Bir jandarma bir gün çiftliğe gelecek, seni soracak diye ödüm kopuyor. Gideceğimiz yerde jandarma yok mu? O zaman hüviyetimiz olacak. Biri sorduğunda çıkarıp göstereceğiz. Burada sorduklarında ne yapacağız? Sen hakikaten çok korkuyorsun. Gel buraya. Gel buraya. Geçti tamam. Bana bak. Sana söz veriyorum. Hüviyetimizi alır almaz buradan gideceğiz. Tamam mı? Yeter ki sen korkma. Bana olan inancını kaybetme. Benim tutunacak tek tanım sensin. Ne olur. Güven bana. Biz neleri atlattık Züleyha. Bunu da atlatırız. Güven bana. Bak burada ne var? hikâyetlerimiz. Züleyha ağlama, niye ağlıyorsun? Ben ağla diye mi gösterdim onu?